Camın önünde durup dışarıyı seyrediyor gibi gözükse de içeriye bakıyor. Üzerinde din adamlarının cübbelerini andıran mor bir sabahlık var. Pencerenin dışında ise Londra şehrini ve Thames nehrini görüyoruz. John Rodham Spencer Stanhope'un Tate Britain Müzesi'nde sergilenmekte olan Geçmişi Düşünürken isimli tablosuna bakmaktayız. Eğer bu resme bakan bir Victoria dönemi izleyicisi olsaydık, bunun düşkün bir kadın olduğunu hemen anlardık. Bu, Victoria döneminde hem ressamların hem de yazarların çok sık ele aldığı bir konu. Kırsal kesimden gelen kadın kötü yola düşüyor. Ancak geçmişini hatırlayarak pişmanlık hissediyor. Figür aslında sempatik. Bu sempatik figüre bakan orta sınıftan izleyicinin onun yaşadığı ikilemi düşünmesi hedeflenmiş. Bu kimin hatasıydı? Bu konuda ne yapılabilir gibi soruları izleyicilerin sormasını hedefliyor. Sanatçı genç kadının sorunu ile yaşadığı kentin hızla büyümesini yarattığı sorunları bağdaştırmış ve yan yana resmetmiş. Pencereden dışarı bakalım. Thames Nehri kenarındaki canlılık dolu limanı görüyoruz. Neredeyse birbirlerine bağıran adamları ve geçen teknelerin sesini duyacağız. Ön tarafta Mamna'nın üzerindeki samanları görüyoruz. Samanlar atları beslemek üzere köyden şehre getirilmiş olmalı. Bu samanlar köyden kente gelen ve bir mal gibi alınıp satılan bu kadını çağrıştırıyor. Thames Nehri'nin bu kısmı o dönemde genel evleriyle tanınıyor. Dolayısıyla resme bakan Victoria dönemi izleyicisi resimde neler anlatıldığını ilk bakışta kavrayabiliyor. Resmin tarzının pre-Rafaelist olduğunu söyleyebiliriz. Yoğun renkleri görüyoruz. Mor, yeşil ve bordo gibi. Ayrıca uzun kızıl saçlı kadın figürü de Pre-Rafael ekolünün tipik özelliklerinden. Pre-Rafael yani Rafael öncesi ekolündeki sanatçıların bir diğer özelliği de her şeye ikinci bir anlam yüklemeleri, sembolizmler oluşturmaları. Rönesans döneminin başlarındaki resim tarzını örnek alıyorlar. Örneğin National Gallery'de sergilenmekte olan Jan van Eyck'in Arnolfini portresi gibi önemli resimleri özümsüyorlar. Bu kızın saçlara baktığımızda ikinci anlam hemen aklımıza geliyor. Rönesans dönemi resimlerinde Hazreti Meryem uzun kızıl saçlarla resmedilir. Tabii ki burada Hazreti Meryem'in kötü yola düştüğü kastedilmiyor. Sanatçı Hazreti Meryem'i anımsayarak bu kadın için de bir kurtuluş yolu olup olmayacağını düşünmemizi istiyor. Geleceğin bu kadına neler getireceğini bilmiyoruz. Geçmişini düşünüyor. Başına gelenleri, köydeki ailesini, kaybolan çocukluğunu, kaybolan masumiyetini düşünüyor olabilir. Kadının durumu ayrıca odada gördüğümüz bazı eşyalarla da vurgulanıyor. Örneğin resmin sol alt tarafında saksıya ekilmiş çiçekler görüyoruz. Saksıların oldukça aşağıda olması sebebiyle çiçekler güneşe ulaşabilmek için uzanıyorlar. Bitkiler susuz kalmışlar, iyi bakılmıyorlar, ölebilirler. Yaprakların rengi sarıya dönmekte. Hatta daha da kötüsü var. Resmin sağ alt köşesinde koparılıp yere atılmış mor ve beyaz renkli çiçekleri görüyoruz. Bu renkler direkt olarak kadının üzerindeki giysilere gönderme yapıyor. Bir kenara atılmışlar, şimdi kuruyup ölecekler. Arnolfini'nin evlenmesi resminde gördüğümüz her şey evlenmekte olan çiftin zenginliğini gösterir. Ancak baktığımız resimdeki mobilyalar çok eski. Çekmecenin köşesi sıyrılmış. Masanın üzerindeki takılar bile ucuz ve adi gözüküyorlar. Odadaki diğer nesneler de kadının zor bir hayatı olduğunu gösteriyor. Örneğin sol alt taraftaki saksının önünde ve erkeğe ait bastonu ve eldiveni görüyoruz. Bu resim, Victoria döneminde yaşanan sosyal problemleri açılan bir pencere gibi.